Merhabalar, Defya'dan Kerem ben. Bu videomuzda Green Star ürünümüzü kullandıktan sonraki temizlik aşamalarını detaylı bir şekilde göstermek istiyoruz. Burada herhangi bir şey sıkmış olabilirsiniz. Biz ıspanak, pazı, havuç falan bir şeyler sıktık. Ama süreç dondurma yapsanız da, badem ezmesi yapsanız da hepsi için aynı. Yani şu değişik şu 3-4 tane, 4 tane fazladan şey çıkıyor, filtre çıkıyor. İşte dondurma yapma, pate yapma, ezme şeyleri, aparatları. Bunların hepsi içinde bu süreç aynı. Şimdi ölçmeden önce bir elektrikten çekmemizde fayda var aleti. Bir de sıktıktan sonra ilk iş temizlemek. Temizleyemiyorsak bile bir suyun içinde tutmak, bekletmek yani çok daha faydalı oluyor. Aksi takdirde yapışıyor. Yani şimdi mesela şimdi bu kirli olan şey filtre, bu daha kalın olan hazı görüyorsunuz, delik delik bir şey. Şimdi bunu hemen yıkamazsanız ya da suya bırakıp da bir iki saat sonra yıkamayacağız, akşam hani çıktınız aceleniz var, suda bekletirseniz, ki o da bir zararlı yani, çok değil yarım saat bir saat bekletirseniz, eğer daha iyi daha fazla bekletmeyin, en azından delikleri tıkanmamış olur. Çünkü bunlar kuruduktan sonra çıkması temizliği çok daha zor. Ama temizlikten sonra birkaç dakikada temizleniyor. Sudan geçirdiğiniz zaman rahatlıkla temizleniyor. Bunlar da dişlileri. Şimdi bu aletin temizliği için zaten firmadan içinden şu aparatlar çıkıyor. Bu burada temiz olanını yapayım. Bunun kabisi buna göre şey yapılmış, filtrelere göre yapılmış. Böyle kazıyabiliyorsunuz. Çok pratik bir şey. Bu da yani gördüğünüz gibi çok gelişmiş bir diş fırçası gibi bir şey. Her yerinde bir fırça var. Bunun her tarafına sokup temizleyebiliyorsunuz. Mesela şimdi ben bunu söktükten sonra şu suları, posaları bir alayım. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Bu kısmı kirli kalıyor. Şimdi bu kısmı temizlemek için benim karımın da en çok kullandığı yöntem, bunun sivri tarafı var. Bu sivri tarafına bir bez, kumaş neyse bir şey koyuyorsunuz ve buraları böyle temizlediğiniz zaman tertemiz bir hale getiriyor. Bu en pratik şey. Dediğim gibi sıktıktan hemen sonra temizlemek en mantıklısı. Şimdi bunları sudan geçirip temizlemeyi detaylıca göstereceğim. Evet, temizliğimizi yaptıktan sonra artık tekrardan monte edebiliriz. Bir de şunu unutmamak lazım. Yedek parçaları, yani bu işleyen aksamların hiçbirisi, hiçbir sıkacakta bulaşık makinesine konulması önerilmiyor. Yani girer mi üst kata, girer ama zaman içinde yıpranır. Hiç önermiyoruz. Elinde sonunda çok kullandıkça böyle bir yeşil bir ton iz kalacaktır. Bu da aslında iyi bir soğuk sebze sıkacağı
kullanıcısı olduğunuzu gösterir. O lekeler pek de çıkmıyor. Yani böyle 3-5 yıl sonunda o makinede o leke kalacak. Bir zarar yok, kalıyor. Çıkması pek mümkün değil. Belki %70 işte o beyaz sirke ucuz, o temizlik için kullanılan sirkeyle %30 suyla karıştırıp içine bekletildiği zaman az bir şekilde çıkıyor ama gene de tam çıkmıyor. O yüzden hani temizlik önemli ama o izler kalabilir. Çok kasmaya gerek yok o konuda. Şimdi bunu monte ederken Green Star'da önemli olması gereken şey, yani şimdi bu dişlilerde, bütün özellik dişlilerde meyve sebze suyunun çok özel ve minerali vitamini yüksek sıkmasının sebebi dişlisindeki teknolojisi. Yani motorunun gücü falan filan ötesinde. Mıknatıslar var. Bunların dişleri tamamen ağzımıza göre yapılmış. Burada kesme aletleri, burada karıştırma şeyleri. Ve bu belli bir şekilde konumlanmak durumunda. Bir tanesinde iki tane delik var, bir tanesinde tek delik var. Bunları içine böyle oturtmanız lazım. Ondan sonra şu zaten çıkıntı buradaki şeyin içine koyduğunuz zaman yerleşiyor. Aksi şekilde yerleştirirseniz çarklar dönerken birbirine sürtüp bu dişleri zedeleyebilir. Ondan sonra bu aleti koyuyoruz. Bunun burasında bir silikon halka var zaten. Silikon halkadan dolayı buradaki sebze suyunun girip de hani motorun bir yerine girmesini de az çok engelleyen bir aparat. Ne sıkacaksak ona göre bir filtre koyuyoruz. Biz meyve sebze suyu sıktığımız için ince filtreyi koyuyoruz. Posasız su adına. Ondan sonra koyduktan sonra kapağını da kapıyoruz. Pardon. Kitleme sistemi. Zaten bu kapak kapanmadan makine çalışmıyor. Ve işte ne sıkacağımıza göre de bu başındaki tıkacı çok posalı bir şey sıkıyorsak çok sıkıyoruz. Eğer ki yumuşak bir meyve sıkıyorsak, elma, armut gibi, çok gevşetiyoruz. Hatta hiç koymuyoruz. Çünkü aksi takdirde çok sıkışıyor. Yumuşak olduğu için de yukarı doğru köpürmeye başlayabiliyor. Yani temizlik baktığınız gibi, gördüğünüz gibi çok zor bir şey değil. Ama elde ettiğiniz şifalı su karşılığında kesinlikle, hele de alıştıktan sonra, çok çok kolay. Eğer ki bir sorunuz olursa lütfen defya.com.tr adresinden bize ulaşmaya ihtimal etmeyin. Her türlü sorunuza cevap vermeye hazırız. Teşekkürler.